Herkese merhaba. Ben Doyan. Arabama hoş geldiniz. Bugün vlog çekeceğiz. Arabanın içinde daha önceden sahip olduğum 740i namı diğer biz isim takıyoruz ya arabalarımıza. Patron. La bu yeni arabam. Yani benim için 2-3 ay oldu. Gandalf The Grey S350 aracımı karşılaştıracağız. Fotoğraflar görebilirsiniz tabii ara ara. Hikayemi onlarla destekleyeceğim. Arabaların hem platformlarını, sunulan teknolojiler, işte eksikleri, birbirlerine karşı eksileri, artıları onları anlatırken bir de tabii araba bazında, yani patronun şu özelliği şöyleydi, Gandalf'a has şu var şeklinde de söylemeye çalışacağım. Bu arabayı 163 bin kilometrede aldım. Dördüncü sahibi sayılabilir. Kendisi Nurettin abi. Sanayide bir esnaf ama arabayla ilgili bir iş yapmıyor kendisi. Patron 740i'yi 49 bin kilometrede, 50 bin kilometrede almıştım Levent Bey'den. Meslektaşım, o da Ankara'da. O araba yani üçüncü sahibi diyebilirim. Türkiye'de belki de böyle bir araba yok bu temizlikte, bu model yılında. Heyecanlıyız yani, çok mutluyuz. Ailenin içinde ama yine sahip değiştiriyor. Üçüncü sahibiydi. Sahip oldum ben. Tabii şimdi baktığınız zaman patron 49 bin kilometre, 50 bin kilometre. O 2010 model olarak geçiyordu. Üretim yılı 2008 sonuydu. Ama Türkiye'de piyasaya girmesi 2010'du. Bu araba 2005 son üretimi. 2006 model. 221 platformundan bahsedecek olursak önce 2006'da sunuluyor. Aslında bana sorulan şey daha çok makyajsız Mercedes alınmaz lafım var. Kendim de yedim. Çünkü bütçem o kadardı. Yapacak bir şey yok. Makyajların fiyatları biraz yüksek. O makyajsız olmasından kaynaklı şeyleri de tamamladık. Bu videoda onları da anlatacağım. Bazı işler var. Bizim için sorun değil ama uğraştırıcı. Patron da keza 2008 model, F01, F02 platformu. F02 uzun versiyon, long versiyon. O da kısaydı. 7 serisi de kısaydı, F01'di. Bu da W221'de Mercedes'te platform ismi değişmiyor. Bu da kısa kasa. O da BMW'de 2008 model, ilk üretim yılı. İlk şeylerden, ilk versiyonlardan. 221... Yani Tokyo'da dizayn edilmeye başlamış. Daha sonra Almanya'ya alınmış dizayn süreci. Bayağı mesai harcanan bir araba. Çünkü 220'de hem iç plastikler çok fazla olduğu için hem de 140'a göre küçültüldüğü ve birazcık kalite problemi yaşattığı için tepki almış. Öyle önce 221'e harcanan mesai biraz daha fazla. Yani o yüzden de önemsedikleri bir model. BMW'de de öyle bir durum söz konusu. O da şöyle, E65 çok güzel bir araba, harika bir araba ama E65'in de çok eleştirmiş insanlar. Dizaynından ve işte bu elektronik problemleri vesaire, güvenilir olmamasından dolayı eleştirilmiş bir kasa. Öyle olunca da F serisine de ciddi önem vermişler, F01'e. 221'de sunulan teknolojiler, şimdi teknoloji olarak karşılaştıralım, başlayalım. Gandalf'ta komand ekran var. Patron'da da geniş ekran vardı. Onlar standart geliyor zaten bu arabalarda. Ekran çözünürlüğü olarak patron daha iyiydi. Çünkü daha geniş bir ekrana sahip, daha lüks gözüküyor. Bunun yanında ama şunu söylemek lazım. Göstergeye geliyor iş ikinci olarak. Gösterge açısındansa Mercedes 2006'da bugün hayalet denen gelişmiş gösterge panelleri, yani iğnelerin dahi elektronik olduğu paneli sunmuş. Sonuçta devir saati, benzin, hararet göstergesi veyahut da su gösterir şeyde Mercedes'te. Onlar analog ama orta ekran tamamen dijital. 2006'da bunu sağlıyor. BMW'de alt taraf sadece elektronik. BMW'ninki de çok güzel ama M5'lerde de o gelir. Hoşumuza gidiyor ama Mercedes biraz daha üstün o açılarda. Mercedes pre-safe'i sunuyor makyajsız kasada. Yani fren yaptığınız zaman işte koltukların yanlardan sıkıştırması, emniyet kemerini germesi
bir kere gerekirse fren yapması gibi özellikler var. 7'de sadece emniyet kemerini geriyordu. 7'lerde ve bir, tabii şu gelişmiş gösterge olduğu için gece görüş Mercedes'te sunuluyor bu en başlardan itibaren, erken modellerden itibaren. O da BMW'ye göre bir artı. BMW şeyde öne çıkıyor. Şerit takip, şeritte tutma vesaire. Şeritte tutma yok da şerit takip ve kör nokta uyarı sistemini makyajsız 7 serisinde sunuyor. O bir artı Mercedes'e göre. Mercedes sonradan tabii ki makyajı da sundu. Arka tekerlerden yönlendirme, arka tekerlerin minimumda olsa dönmesi yine BMW'de makyajsız kasada da sunulmuştu. Mercedes'te öyle bir teknoloji yok. Mercedes'in öne geçtiği özellik biraz daha kullanışlı tabii, 4 çeker. 4 çekeri Mercedes 2006'dan itibaren sunuyor. 7 serisine 2010'da geliyor 4 çeker. Şey sistemi olarak, yani teknoloji olarak koltuk, hani rahatlığa da tabii giriyor biraz bu, ama teknoloji olarak mesela koltuklar, BMW'de konfor koltuk alıyorsunuz, spor konfor koltuk alıyorsunuz, diz şu alt taraf baldır desteği oldu elektrikli, soğutma alabiliyorsunuz, bu kadar. Mercedes'te multi kontur koltuk standart geliyor. Multi kontur koltuğun en az 7-8 alanında şuradan ekrandan bakıyorsunuz, işte koltuk sertliğine kadar ayarlayabiliyorsunuz. Hava yastıkları var içinde. Onlar bölge bölge buradan ayarlanıyor. Size mükemmel bir sürüş veriyor. Bunun yanında bu hava yastıkları sayesinde de bölge bölge, yani 4, en az 4 bölgeden masaj, bunu opsiyon olarak alıyorsunuz. Benim arabamda masaj yok. Alabiliyorsunuz. Hacı Reis'te vardı. 7 serisinde makyajlanana kadar, hatta makyajda da bildiğim kadarıyla ön koltukta masaj söz konusu değil. Sadece arka koltukta alabiliyorsunuz. Arka koltuktaki masaj da 3. Yani hafif, orta, ağır gibi. Hani bölge bölge bir masaj söz konusu değil. Teknoloji olarak Mercedes Airmatic'i standart sunuyor. Airmatic sadece havalı bir süspansiyon değil. Yol şartlarına, sürüş şartlarına, şanzıman konumuna göre her amortisörü, dört köşeyi ayrı ayrı sertliğini, yumuşaklığını ve yüksekliğini ayarlayarak adaptif bir sürüş sağlıyor. Bu ekstra bir özellik değil, standart S serisinde. Ve işte kendiniz karda falan yükseltebiliyorsunuz. Veyahut da işte 120 km'yi geçince 2 santim alçalıyor araba. Yani adaptif bir süspansiyonu var ve havalı olduğu için gerçekten çok üstün bir şey var. BMW gerçekten yani süspansiyon konusunda çok geride. Evet, BMW'ninki de adaptif. Adaptifliği şöyle, kendi başına bir adaptif durumu yok. BMW şanzıman konumu, işte direksiyon sertliği, gaz tepkisini ayarladığınız o sistemde switch var, işte düğme var. O düğmeyi ayarladığınız konuma geliyor amortisörler. İşte yumuşak olduğu zaman onlarınki hidrolik, BMW'ninki hidrolik. Sadece sertliği, yumuşaklığı ayarlanıyor. Yüksekliği değişmiyor arabanın. Yumuşakta böyle gemi gibi olur. Onu severdim. Ama adaptif bir özelliği yok. Yani o açıdan Mercedes gerçekten üstün. Ki bir de onun üstüne, yani bu S mesela 750'de de hidrolik aynı sistemi sunuyor BMW. Mercedes S600'den itibaren ABC gibi bir teknoloji sürüyor. Eğri hidrolik sistemle yaptığını düşünün. O çok çok daha üstün bir sistem. Tabii hani bakım maliyetleri Mercedes'in elbette daha yüksek. Bu açıdan sıkıntılı. Ama sistem olarak üstün, teknolojiyi konuşursak. Motora gelecek olursak bizimki 740i'ydi patron. Sıralı 6, 3000 cc. 330 beygir civarı çift turbolu bir motoru vardı. Giriş seviyesi bu Mercedes şeyin, S350'nin 6 silindirli atmosferik benzinli 278 beygirlik motor. Aslında yurt dışında 730i de sunuluyor. 740i'den başka turbosuz versiyon. BMW'nin turbosuz 3.0 motoru 258 beygir sağlıyor. Bu turbosuz 3500 cc motor 278 beygir sağlıyor. Elbette ki patron BMW işte adına yaraşır. Performans olarak çok daha üstün. Neden? Çünkü çift turbo çok zevkli bir sürüş sergiliyordu. Bu 120'den sonra 240'a kadar, belki bu videonun sonunda da bonus çekeceğim, şartlar uygun olursa bir limitine bakalım. Bu 120'den 140'tan sonra atmosferik olduğu için, devri sevdiği için bayağı iyi gidiyor. Ama tabii
turbo olmadığı için o kadar canlı değil. 0-7 küsür saniye zaten. 5'inki 5.6 saniye. 7'inki 5.6 saniyeydi. Yani o daha iyi gidiyordu. Onu vermek lazım. Ama işte 2000 giriş ilk seneler yani 2006, 2008, 2010 neyse 7 serisi 6 ileri şanzımanla gelirken S serisi 7 ileri şanzımanla geliyor. Bu büyük bir artı. Yani şanzımanı 7'nin kötü değildi ama 120 ile giderken 3000 devirde gidiyordu. Yani 6 silindirli bir araba zaten. Yani o açıdan şanzıman olarak 7 iyi değil. Ama hani sıkıntı oluyor mu? Yok ya, o kadar büyük bir sıkıntı değil. Sadece uzun yolda biraz devirli gidiyordu. Rahatlığına gelelim şimdi. Devirli gitmese hani rahat hissettirmeyebilir araba. İzolasyonlarından hani en çok bu sınıf bir arabada izolasyon diyeceğiz. İzolasyon olarak bu motordur, işte çevresel sesler vesaire 7 de çok iyiydi. Bu arabada iyi. 7 şeyde eksik kalıyordu. Lastiklerin içinden ve tabandan aldığı ses 7'nin bir tık daha fazlaydı. Kötü değildi. Bir tık daha fazlaydı. Mercedes o açıdan bir tık daha iyi. Lükslük olarak direksiyon bu sınıftan, ben sonradan sonra onu fark ettim. Yani onu çok seviyorum. Uçak kullanır hissi, yani direksiyonun böyle ipek gibi olması. Yani bu beni mutlu ediyor. Ben bunu fark ettim. Bunu aradım o sınıfa geçince, 7 serisine geçince. 7 serisinin ilk versiyonları olduğu için yürüyeni bir eski kasadan alınmış ön takımı 7 serisinin. Böyle olunca yani önce sesi kesemedik. O biraz yordu. Yani gıcırtı, kauçuk sesi o. Ben hadi sanayide konuştuk, hadi dedim değiştirelim, uğraşalım. Yani bana hep söylenen hayatta bulaşma, her şeyi değiştirsin. Hala istediğin o ipek gibi direksiyon hissini alamazsın. Boşuna uğraşma dediler bana. Ben de öyle olunca üstüne varmadım. Ses yapıyordu kışın. Yazın ses yapmıyordu. Ve düşünün hani 7 48.000 49.000'deydi. Hafif boşluk vardı. Çok çok az ama yine de 50.000'de bir arabada oldu. Yani işte makyajsız versiyon olmasının laneti onda ön takımdı. Çok yani kötü değildi ama hani kendi arabamı da kötülemek istemem yeni sahiplerini de şu an ama hani o direksiyon biraz yoldan kopuk olacak. Uçak kullanır gibi o ağırlığı, hafifliği yerine göre. Onu ben çok istedim. 7'de o yoktu. Yani ön tarafı çok dinamik bir araba. 5 serisi, 3 serisi gibi. Ama arabanın uzun, arkası uzun. Arkayı sanki sürüyor hissi oluyordu. Motoru da çok kuvvetli. Yani orada bir olmamışlık vardı 7 serisi o sınıfına göre. Ben yenilerinde daha da düzelttiler. Daha da iyi oldu. Bir de hani süspansiyonla ilgili söylemek istediğim şey arkalarda opsiyonel olarak uzun versiyonlarda standart olarak air geliyordu 7'de. Havalı süspansiyon kendi kendine bir nevi adaptifti o. Makyajda arka havalı süspansiyon standart yaptılar ama ön değişmedi F serisinde. Mercedes'te ise 163.000'deydi. Ön takımında sıkıntılar vardı. Yine aynı şey hani bulaşma diyen oldu, şey oldu ama yetkili serviste bize o şey girdik işte çoğu şeyi değiştirdik. Problemi yaşadık sadece. Ön takım değiştirdikten sonra ayar vesaire. O da ön takım yani airmatiğin işte dedim ya masrafı olabilir. Seviye sensörleri bir kalibre olmadı. Öyle olunca sağ taraf bir 2 santim aşağıya düşmek istiyordu. Öyle olunca sağa çekiyordu araba. En son hallettik onu. Yani sensörleri ince kalibrasyon, voltaj ayarlarının üzerinden kalibre ederek şimdi ikisini düzelttiğimiz için yani çekmemek mi kalmadı. O biraz uğraştırdı ama direksiyonda Mercedes gerçekten üstün o şey, o yani uçak kullanır hissi, böyle yumuşacık ipek gibi direksiyon hissini biraz masraflı olsa da yakaladım. Ama yeni olduğu zaman hani daha iyi yedinin o sistemi. BMW genel olarak lükslük anlamında koltukları Dakota'da ama tabii o benim patronda yoktu yani. Dakota deri 5'lerde de sunuluyor, 3'lerde de sunuluyor. Biraz sert bir deri. Mercedes'te Dakota alamıyorsunuz. Şeyle geliyor, Nappa deriyle geliyor. Bu Nappa'nın bir üstü bizdeki, yarı anilin. O da tabii şuna yol açıyor. Yarı anilin olduğu zaman az işlemli, yumuşak deri şey oluyor.
çabuk eskiyor yüzeyi, yumuşacık bir deri olduğu için. O yüzden bu kasa Mercedes'lere de özellikle, gerçi 222'lerde de bayağı deriler böyle parlamış, kötü gözüküyor flashlı fotoğraflarda falan. Onun sebebi de derisinin daha yumuşak ve daha yüksek kalite olması, çabuk eskiyor konfor için. Ama yeniliyor. Yani vintage'da halledeceğiz zaten. BMW açılardan daha dirençli tabii ki. Deri sert olduğu için eskimiyor, şey yapmıyor. Multimedya sistemi, yani rahatlığı başka neyden bahsedebilirim? Amortisöründen, izolasyondan falan bahsettik. Müzik sistemi, ikisinde de Harman Kardon var. BMW'deki Harman Kardon daha çok zevk veriyordu. Çünkü bufferları koltuğun altındaydı, iki taraftaydı. Ve müziği, hele ki makyajlı tweeterlara geçtikten sonra patronda, süper bir müzik keyfi alıyordum. Bassları falan tam hissediyordum. Şimdi bunda sesin berraklığı benzer, yani farklı değil, ama buffer arkada, arka pandizot dediğimiz arka başlıkların arkasında. Hani öyle olunca tabii biraz bas uzakta kalıyor. Daha yumuşayarak geliyor bas size. Kötü değil ama BMW'nin müzik sistemini biraz daha tercih ederim. Rahatlıkta kalırsa arka koltuklarla ilgili bir şey söylemem lazım. Arka koltuklarda dahi multi kontur alabiliyorsunuz Mercedes'te. Bizde hafıza var sadece, kısa versiyon olmasına rağmen, ama tabii bu Gandalf'a has bir şey. Uzun versiyonlarda var arkadaki sistemler. Rahatlıkta söylemem gereken şey klima sistemi. 7'de de arkada sıcaklığı ayarlayabiliyordunuz, arka ısıtma vardı. Bunda arka ısıtma yok, arka hafıza var. Önde asıl S'deki olay. S'de bu klimaydı, şuydu, bunları ekrandan, komanddan yönetebiliyorsunuz. O zaten büyük bir artı. Bunun yanında hava üfleme karakterini değiştirebiliyorsunuz S'de, şuralardan. Yani orta var, normal. Focused var, yani hedeflenmiş diye ne çevirmişler. Tam böyle nokta atışı. Ya da dağıtıcı, yani arabanın içine soğuk hava veya sıcak hava neyse dağılsın diye bir seçenek var. Artı ayak bölgelerini üst bölgeden bağımsız olarak ısıtıp soğutma, yani biraz daha yüksek veya biraz daha az olsun diye ayarlayabiliyorsunuz. Yani bu sistemde lükslük açısından, yani arabanın sınıfı açısından güzel. Dış görünüşe bakacak olursak 7 ile bunun makyajsız görünüşleri çok benzer. Yani bunda da arkalarda Dodik denen o çamurlukların çıkışları güzel, arkadan görünüşü kendini belli ediyor. İkisini de aldığımda standart bir dış görüntüsü vardı. Tabii 7'yi makyajladığımız zaman çok dehşet bir görüntü oldu. Yani hala o benim favorimdir. Arkadan o kaslı duruş, yani dış ön taraftan ben buradayım deyişi, o hırçın bakışlar falan. 7'nin dış görünüşü daha güzeldi. Bunu da makyajla çevirsek elbette bu da güzel olacak. Mercedes'in yıldızının olması vesaire. Yani makyajsız görünüşlerinin arasında çok bir fark göremiyorum. Hatta bu biraz daha lüks, biraz daha zamana meydan okuyor. BMW'nin makyajsız o eski farlarla, standart tamponlarla görüntüsü biraz şeydi. Yani biraz daha kötü gözüküyordu buna göre. Ama tabii onu makyajlayınca felaket bir şey oluyor. Güncel modellerle neredeyse aynı görüntüyü yakalıyorsun. O büyük bir artı 7 serisi için. Araba bazında konuşacak olursak, şimdi kronik problem olarak dedik ya ilk işte makyajlı makyajsız muhabbeti. 7'lerde o NL4 motorda çift turbonun wastegate dedikleri, bu işte ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman fazla basıncı attığı kapak var. O kapağı tutan ayak boşluk yapıyor. Hem bir de onu yöneten elektronik işte solenoid valve bozuluyordu. Onu yapmak için ön takımı tutan alt şaseyi sökülmesi gerekiyor. Bu büyük, yani yorucu bir iş. Onda öyle bir sıkıntı vardı. Bunlarda da var işte sıkıntısı, balans shaft sıkıntısı. İşte 170 binlere doğru, 150 binden sonra zincirin kontrol edilmesi gerekiyor. Sadece zincir motor inmeden değişiyor, ama balans shaft'ı dişlisine problem yaşarsanız toptan şeylerin değişmesi gerekiyor. Motorun inilmesi gerekiyor. İkisinde de sıkıntılar var. Mercedes biraz daha Mercedes biraz daha o konuda masraflı, ama yüksek kilometrede çıkıyor. 7'dekinin kilometresini bilmek zor. Düşükte de olabiliyor, yüksekte de o tarz sıkıntılar çıkabiliyor. Benim yaşadığım problemlere gelince 7'de üzen oydu. Yani 50 bin kilometrede olmasına rağmen, mesela koltuğun baldır desteği 7'deki elektriklidir. İlgiler gelir bir dişliyle.
şey yapar. Bir dişliyle iter, çeker onu. O dişli yüzülmüştü aldığımda. Daha 50 binde. 2-3 yerde düğme kopmuştu. Gerçi bu model yani o iki, erken 2000'lerin arabalarında o düğmelerin kopması falan her markada oluyor. Ama yani 50 bindeki bir arabanın hem de 7 serisinin o dişlisinin yüzülmesi mesela beni üzmüştü. Bunda sıkıntı yaşadık mı? Evet. Aldığımda sırt destekleri, koltuk sertliği, o multi kontrol özellikleri çalışmıyordu. 160 küsür binde 2006 model bir araba. Yani dişli vesaire gibi ciddi bir şey çıkmadı. Elektronik bir problem olarak çıktı. Bir tane kablo kırılmış, bir de beynin resetlenmesi gerekiyor. Mesela bunda da şöyle bir sıkıntı var. Arabadan indiniz, geri bindiğinizde hafıza her şeyi hatırlıyor. Ama o multi kontrolün airbag ayarlarını, yani koltuktaki hava şişmiş, o hangi hava yastığı ne kadar şişecek, onları hatırlamıyor. Aslında bu bir açıdan iyi. Neden? Çünkü mesela ben 5 gün binmiyorum arabaya. O 5 gün boyunca o hava yastıkları, koltukları şişik kalmasın, patlar, yani esner. Yani öyle kalmaması, geri insin, ben binince şişsin, değil mi? Hani mantıklı olan o. Belki de mühendisler ilk başta bunu düşündü ama müşteriler şikayet edince herhalde beyinleri değiştirmişler, koltuk beyinlerini. Mercedes çağırmış. Bizim arabanınki değişmemiş. Ha, ben ne yapıyorum? Bindiğim zaman bir numarada benim ayarlarım. Bir numaraya basıyorum. Tak, bütün şu hava yastığı ayarları geri geliyor. Yani bu bir problem olarak sayılır mı? Yani söylemem gerekiyor. Retrofit, yani sonradan takma olayı BMW'de çok daha kolay. Çok daha uygun fiyat. Yani o açıdan BMW projeye daha uygun. Yani bir şeyler takmak, bir şeyler sökmek hani daha kolay, daha az masraflı. Yan sanayisinin açısından masraf değil mi? Orijinal parçaları da gerçekten uygun, yapılabiliyor. Far hariç, far ikisinde de problem. Makyajlı far 7 serisinde de Tayvan yapmıştık. Çünkü bunda da aynı. Ön far beyinleri, kablolamalar, çok büyük sıkıntılar var. Diğerinde de öyleydi. Far teknolojisi olarak makyajsız da ikisi de aynı. Adaptif, bu da adaptif. Yani 15-20 derece dönüyor. Sislerle destekliyor. Makyajlı da BMW'de yüksek adaptif teknolojiye geçiyor. Mercedes'te adaptif teknolojiye geçiyor. Bunların harici. Dediğim gibi hepsi güzel araba. Allah'tan bindiğimiz arabalar bizi ifade etmiyor. Biz arabaların hayatına dokunuyoruz. Yani o daha yeni bir modeldi. Daha düşük kilometreydi. Yani ben tabii hani daha güzel bir arabaydı. Daha yeni olduğu için. Ama dediğim, benim aradığım özellikler biraz daha bundaymış. Tabii ben dış görünüşü de çok seviyorum arabada. Yani bu biraz o açılardan geride kalıyor. Hem AMG olmaması hem makyajsız olması açısından. Hem de BMW'nin jantları biraz daha güzel. Biraz daha çeşit sunuyor BMW jant açısından. Yani o açıdan da biraz yediği ararım gibi. Ama yani eğer ki şu an durumumuz bu buysa ben bu arabadan gayet memnunum. Gayet hoşuma gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bunların harici yaşanan problemler açısından mekanik baktığımız zaman araba bazında patron 50 küsür bin 60 bine doğru külbütör kapağında çatlama oldu benden sonra. Yani 2-3 bin lirayı geçmeyecek ve çok basit bir problem ama yani 60 binde bir BMW hem de en üst seviye BMW'de yaşanması gerçekten soru işareti uyandırıyor. Çünkü bu araba 166 bine geldi. Ve yani o zincir problemi kontrol ettik. Zincir, o kronik sıkıntıda bir problem yok benim arabamda. İşte vanos manyetikleri değişti. 2-3 kapak değişti. Bilmem ne. Hayatına sorunsuzca devam ediyor. Ha tabii yani bunda turbo yok. Yani çok yüklenmiyor, çok ısınmıyor. Onlar ayrı şeyler ama hani sonuçta biraz hani hem ön takım hem bu koltuklardaki sıkıntılar şey. BMW biraz daha bakımı seviyor. Yani. Bir şekilde bakılıyor. Yani kullanılmış araba gözünden bakınca Mercedesler çok binildiği için mesela 300-500 bin liraya kadar binildiği için tabii şimdi yüksek kilometre BMW'lerde de yani 400-500 binde de daha ciddi problemler oluyor. Onu göz önünde bulunmak. Mercedes 750 bin bile binen var mesela benim bu benzinli motora. Yani çok ciddi bir problem yaşamadım. Öyle farklılıklar var. Ben şimdi kameranın şeyini takayım. Kameranın şarjını takayım. Bir sonraki denememizi çeksin. Umarım yani size fikir verebilmişim. Unuttuğum bir şey olursa
Şimdi denemeyi yaparken anlatacağım size. Her şeyi ele aldığımı düşünüyorum. Ondan sonra da güle güle deriz. Şimdi çevre yolunda asfalt kalitesinden dolayı ses çok oluyor. Buraya çok bir şey bırakmamaya çalışmıştım ama yine S için zorlayıcı bir şey. Hele burayı şey yapmışlar. Asfalt kalitesi bozulduğu için tıraşlamışlar. Bayağı iyi. Ben hiç girmemiştim bu yola. Buranın dönüşünde bir bakacağız S'e. Bunu istiyordunuz. Şurada tıraşlı yer bitiyor. Bakalım nasıl bir ses olacak. Burası her arabayı zorluyordu izolasyon açısından. Artıyor tabii hani yolun kalitesinden dolayı. Bahsetmeyi unuttuğum bir şey daha var. Yakıt tüketimi. O turbolu olduğu için 7 serisi. Tam basınca ikisi de 16 litrelere uzayabiliyor. 16-18 litrelere ama basmadığınız zaman 7 daha az yakıyordu. Yani onu 10 litreyle, 10,5 litre, 11 litreyle gezebiliyordunuz. Bu 13 litre yakıyor. Basınca 14 litrelere çıkabiliyor ortalaması. Yani Mercedes'in zaten hiçbir zaman yakıtla çok iyice olmadığı için normal. Viraj kabiliyeti ise bunun adaptif süspansiyonu olduğu için biraz daha böyle tatlı dönüyor. Hissetmiyorsun. Ama aşağı yukarı benzer şey var. Kısa kasa olduğu için ikisi de onları deneyebiliyorsun. Yani iyi kötü benzer özellikleri var. Sürmekten ikisinden de çok zevk alıyordum. BMW'de hani heybet, işte LED far var önde, güzel 20 jantlar, artist, işte iç. İkisinin de renk kombinasyonunu sevmiyorum ama ya yani sevmediği de aşırı tercihim olan bir şey değil ama param buna yetti. Artık böyle denk geldi, almış oldum. Sonradan sonraya griye alışmak daha zor oldu 7 serisinde. Bunda siyah iç daha çabuk alıştım. Daha çok hoşuma gitti. Yani severek biniyorum S'i. S'te işte en sevdiğim, Acelesi'den özlediğim şu multi-kontur koltuk direksiyon hissi. Bir de işte tabii o ego yenemiyoruz ama altı silinin hürültüsü güzel. Hoşumuza gidiyor. Bakalım bir an önce şu ayrıma varayım da oradan dönüşte göreceğiz bakalım. Tabii şey olarak Gandalf patron konuşursak patronda şey yoktu. Koltuk soğutma. Sıcak bir günde çekim yapıyorum. Hakikaten koltuk soğutmayı insan özlüyor. Bir de tabii Air ile ilgili bahsetmek istediğim bir şey, Air'e alışmak da süre alıyor. Çünkü çok daha farklı bir sürüş hissi. Yani daha garip geliyor. Böyle bağımsız çalışıyor dört taraf. Sönümlemesi çok daha değişik oluyor. Anlayamıyorsun yani hani nedir ne değildir. Bir süre böyle bir dikkatli sürmek gerekiyor. Alıştıktan sonra ama şu meşhur işte 221'e binen bir daha binemez. Hakikaten alıştıktan sonra daha şey oluyor. Başka arabaya binmek daha garip bir his oluyor. Şimdi buradan döneceğiz. Lastiklerimizin dişleri iyi. Hava 24 derece. Çeyrek depo benzinimiz var. Spor moddayız. Bakalım atmosferik aracımız. Orası, orada şeyleri çok duyuyorum. Kapanmada dahi yırtılanları. Hem arabayla ama daha çok motorların sesi felaket geliyor. Böyle açık egzozlu yarış makinaları. Bu şimdi geçtiğim güzergahta sağlam yırtılıyor. 300'ü görüyorlar. 300'ü hatta 300'ün üstünü görenler oluyormuş. Buralarda tabi sessiz, güzel yumuşak asfalt. O asfaltın kalitesi biraz şey garip. Uzun ömürlü olması için belki de öyle yaptılar. Tutuşu güzel o açıdan. Oranın virajları falan. Biraz da tabi rahat, geniş, yokuş aşağı. Biraz acemi herhalde. Çıkmadı. İlk başta yokuş yukarı başlayacağız. Bakalım.
şimdi 2 santim alçaldı. O viraj fena değil. Çıkışını görmüyorum. Müsait. 20. Bir düzelsin. Göreceğiz. 10. 10'la dönüyoruz. Ben de ilk defa, hani ilk defa hakikaten ön lastikleri de yeni taktım. Tam emin olamıyorum. 10. Tamam, çıkıyoruz. Şimdi bir göreceğiz bakalım ne yapacak. Umarım şerit açıktır. 40. Dijital limitör var. Kesmedi. 55. Tamam. 40'la dönüyoruz. Biraz sertleşti. Çıldırmayalım. 58. Ama şey yani. Eğir farklı bir his. Yük dağılımlarına verdiği tepki çok daha çok daha kibar. Viraja giriyorsun işte, fren yapıyorsun, böyle bir kafayı eğmiyor, bir zorlanmıyor, sapıtmıyor. Çok daha elegant şekilde. Hele bir de bu bir 600 falan olsa düşünemiyorum. Tabii 600'ün sadece bir bobini 30 bin lira, o yüzden sıkıntılı. Hele ki alırken de pahalı. Çok şükür yeter. Yani hoş ya, güzel. Güzel bir arabamız var, hamdolsun. Falan filan. Evet. Bu şekildeydi. 7'yi de çok seviyordum. Arabayı da seviyorum. Yani biraz daha gönlüme göre ise bağ kurmam daha çabuk oluyor. S'de çok daha çabuk bağ kurdum. Bu hani söyledim, makyaj yapmayacağız anlamına gelmiyor ama böyle çıkma parça toplayıp temiz, öyle kötüyü de alıp tamir ettirmeyeceğim. Yani temiz çıkma parça değil. İşte çözebileceklerimizi çözüp orijinal şekilde ileride yaparım. Tutacağım gibi, dediğim gibi bu arabayı Allah izin verirse, çok sürpriz bir şey çıkmazsa tutalım inşallah. Yani sonuna kadar yaşayalım. O yüzden de yavaş gitmek istiyorum. Bir detayında biraz belki kendim bir yıkama yapacağım. Ama Göker Beyler'den destek alacağız. Şimdi kapanma olunca onların da şeyleri, projeleri üst üste kaldı, birikti. Onları bekleyeceğiz. Ellerindeki işler bitince de inşallah Gandalf'ta özlenen, hak ettiği kondisyona ulaşacak detay açısından. Beni izlediğiniz için, arabama misafir olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım sizi üzecek bir şey yapmamışımdır. Sürçülisan ettiysek affola. Tüm arabaları seviyoruz. Çok hoşumuza giderek biniyoruz. Allah daha iyilerini sizlere nasip etsin. Güzel ve sağlıklı günleriniz olsun. Görüşürüz.